Galatasaray'da transfer bitmiyor. 3 yıllık imza. Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olduktan sonraki 2 yılı kupasız kapatan Sarı Kırmızılılar şampiyonluğa susamış durumda. Terim'le yapılan 3 yıllık planlama doğrultusunda her transfer döneminde takıma yeni takviyeler yapacak olan Cimbom, yaz transfer sezonu yeni kapanmasına rağmen devre arası için harekete geçti bile. Ara transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray, bir yandan da iç transferde sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda mevcut kadroda üst düzey verim aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı olan Galatasaray'da hedef Demokratik Kongolu savunmacı Christian Luindama. Sarı Kırmızılılara tam 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelen Tıbbosu, bedavaya kaybetmek istemeyen Aslan, yıldız savunmacıyla hemen masaya oturarak kontrat yenileme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sarı Kırmızılı yönetim Demokratik Kongolu oyuncusuyla 3 yıllığına yeniden anlaştı. Sarı Kırmızılılardan yılda 1 milyon 50 bin euro kazanan Luindama'ya aynı maaşı ödeyecek olan Galatasaray, 2022 yılında bitecek sözleşmeyi de 2024'e kadar uzatacak. Galatasaray'a de Bianco. Galatasaray Türk Telekom Stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5+5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması ise dahil değil. Galatasaray'ın Seyrantepe'deki muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir Sarı Kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem Sarı Kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de dünya devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid bir yılda sponsorluk gelirleriyle 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamın kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Galatasaray'ın transfer ettiği en kötü 11 futbolcu. Selam dostlar, naber? Bilindiği üzere Galatasaray'ımızın şanlı formasını sayısız efsane futbolcu gururla taşıdı. Hacı'den Metin Oktay'a, Tafarel'den Muslera'ya, Wesley Sneijder'den Didier Drogba'ya birçok dünya yıldızı Galatasaray'a kupalar kazandırıp taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ancak biliyorsunuz ki madalyonun bir de öteki yüzü var. Bırakın Galatasaraylıları tatmin etmeyi, onları çıldırtmadıkları tek bir gün dahi olmayan oyuncular da sarı kırmızılı formayı giyerek tarihin bir parçası oldular. İşte Galatasaraylı taraftarları çıldırtan 11 transfer. Kalede birçok aday var. Leo Franco, Fatih Öztürk, Robinson Zapata ve daha niceleri. Ancak sanırım bunların içinde Galatasaray'ı en çok hayal kırıklığına uğratan kaleci Robinson Zapata olmuştur. Kalede güven vermek şöyle dursun, taraftarların yüreklerini ağızlarına getirmediği tek bir dakika olmayan Zapata kaleyi kimseye kaptırmıyor. Defansın saha için belirlediğimiz isim büyük ihtimalle bu listedeki en kötü transfer. Evet bildiniz, Tarık Çamdal. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek olmayan bu transferimizde ne yazık ki tarihin tozlu sayfalarında en kötü transferlerden biri olarak yerini aldı. Tarık Şamdal ne yazık ki yabancı sınırı garabetinin ülkemizde gördüğümüz en kötü yansımalarından biri oldu. Sırf sarı kırmızılı formayı giyiyor diye milliydi olan Tarık, neredeyse Ebu'nun aldığı kadar maaş alıyordu, bilginize. Stoper bölgesinin ilk sırası için geçmişte çok iyi olup Barcelona gibi bir devin takım kaptanlığını dahi yapsa da beklentileri boşa çıkarması nedeniyle Frank de Bur yer alıyor. Onun yanına da Ali Turan'ı koyduk. Çoğunuzun artık adını bile hatırlamadığı bu oyuncu için bir dönem Galatasaray'ımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta devreye girmişti. Yine yabancı sınırı yüzünden elbette. Sol bekte kim var peki? Lionel Karol. Defans bölgesinde yer almasına rağmen defansif özellikleri yerlerde olan bu oyuncumuz da bizi transfer ettiğimizde pişman eden oyuncular arasında yer aldı. Orta sahayı üçlü olarak kuruyorum. Neden mi? Çünkü neden olmasın? Orta alanın merkezine ilk olarak Mustafa Sarp'ı koyuyoruz. 2011 yılında yokları oynayan Galatasaray'ın merkezinde o vardı zira. Kadroya Misimovic'i de eklemese kayıp ederdik. Takıma transfer olup neredeyse doğru düzgün maça çıkmayan, Hagi'nin sakız çiğniyor diye kadro dışı bıraktığı Boşnak oyuncu da en kötü transferlerin yer aldığı 11'e girmeyi bildi. Ve tabii ki Barış Özbek. Türkiye'de uygulanan, iyi oyuncu peşinde koşma, mecburen kötü de olsa Türk oynatacaksın kuralı nedeniyle parçalı forma giyen gurbetçi futbolcu, Galatasaray tarihinin en kötü transferlerinden biri. Geldik kanat bölgesine. Sağ kanatta Marcelo Karuska yer alıyor. Geleceğin Maradona'sı diye transfer edilen Arjantinli futbolcu, o kadar etkisiz bir performans sergiledi ki Galatasaray tribünleri Arjantin'den de kazma futbolcuların çıktığını onunla anlamış oldu. Sol kanat Marek Hainz. Büyük ihtimalle 25 yaşın altındaki çoğu Galatasaraylı onu hatırlamıyor bile. Hainz'i size anlatıp sinirlerinizi kaldırmak istemem ama Cimbom'a dünya yıldızı diye imza atıp, ki o dünya hangi dünya acaba, o bölgede altyapıdan bir oyuncu oynasın. Kazmalık yapacaksa da o yapsın zihniyetinin yerleşmesine sebep olan ilk futbolcudur kendisi. Ve gol bölgesi. Florin Bratu. Hagi, Popescu, Filipescu ve Adrian ile Galatasaray'da fırtınalar estirdiği için Rumen kontenjanından transfer edilen Bratu ve aynı dönemde kadroya katılan Ali Lukunku o bölge için çekişir. Ancak ben Bratu'yu daha kötü futbolcu olarak hatırlıyorum. Daha gençliğimin baharında bana Bratu gibi tırnak içinde golcü olan bir adamı izletmeye utanmadınız mı? Neyse, lafı satmaya gerek yok. Benim en kötü Galatasaray 11'im bu. İlla ki siz yorumlara yazdığınızda doğru lan bunu nasıl unuttum diyeceğim oyuncular da olacaktır. Siz de yorumlarda en kötü 11'inizi yazabilir, videoyu beğenebilir ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz.